Evet biliyorsunuz Ramazan etkinlikleri oluyor belediyelerde ve bu etkinlikler çerçevesinde de programlar yapılıyor, sohbetler yapılıyor. AK Partili Başakşehir Radyosu da mübarek Ramazan günleri sohbet programında Simge denen bir pop şarkıcısı, Grip'in denen pop şarkıcısı, Ümit Sayın, Doğuş, diğerinin ismini okuyamıyorum, Gerginok, işte bilmediğim bir o artık sanat sepet işlerinden birisi. Burada bunları çıkarıyor. Ben burada bir soru sordum Yasin Kartoğlu'na, Başakşehir Belediye Başkanı'na. Merak ediyorum dedim. da bu sohbetlerle mi büyütüyorsunuz? Çünkü mesela oradaki Simge'nin şarkısından bir tanesinde diyor ki aç koynuna gireceğim, işte dudağından öpücük alacağım diye şarkılar var. Eğer kendi çocuklarını bu şekilde büyütüyorsa amenna. Eğer bunlar doğru geliyorsa sıkıntı yok. Ama mübarek Ramazan günlerinde halka bunu mu sunuyorsunuz? Başakşehir Radyosu da bir açıklama yapmış. Onu da okuyayım. Aslında onu da buraya koysam iyi olurdu ama şuradan gösterebilirim. Demiş ki herkesi kucaklamamız gerekiyor. Mühim bir açıklama. Şuradan hemen bulacağım onu size. Bana cevap olarak yazmış Bu arada Radyo Başakşehir, Başakşehir'in özel bir radyosu değil. AK Partili belediyenin radyosu. Hani dindar nesil yetiştirecektik? Hani bunlar olacaktı? Ama bak Radyo Başakşehir'in yazdığı mesaj. Buradan ee, şöyle göstereyim gözükebiliyorsa okuyacağım şimdi sizlere de. Her Ramazan olduğu gibi mukabele programlarımız listelerimize ilahi ve ezgilerimiz yer almakta. Sanatçılarımızı sevenleriyle buluşturmak adına sanatçılarımız sevenleriyle aşk koynuna gireceğim dudağından öpücük alacağım bunları buluşturmak adına diyor ki özenle sürdürdüğümüz konuklu programlarımızda Ramazan'ın manevi atmosferine uygun ve birleştirici gücün gücü mesajlarıyla dolu. Ee, ne yapacaksınız? Ramazan ayında mı e, koyuna gireceksiniz? Veya bunları halka tanıtıp sevenleriyle buluşturacaksın. Ne yapacaksın? Bunları sevenleriyle buluşturup fayda mı üreteceksin? Ramazan'ın mübarekliğine ne katabilirsin bu programlarla? Bunu anlamak mümkün değil. Ben de buradan Yasin Kartol'una tekrar soruyorum. Bana cevap vermedi ama kendi çocuklarını bu programlarla büyütüyorsa amenna. He diyorsa ki yok canım estağfurullah biz bunlarla büyütür müyüz? Biz Kur'an-ı Kerim'in hikmetiyle efendime söyleyeyim Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle büyütüyoruz diyorsa o zaman bunların ne işi var? Bunların burada ne işi var? Sorarlar insana. Bu, bunların ne işi var? Cumhurbaşkanımız Erdoğan böyle bir program yapmasına müsaade eder miydi? Böyle bir program mı isterdi? He? Hani tam iftar yemeğinde buluşmak ayrı bir şey bunlar olabilir ama kalkıp bunların söylemlerini halka ulaştırmanın ne manası var? Ramazan'ın ehemmiyetine ne katkısı var? Eni konu sohbet diye bir de isim koymuşlar. Ya AK Partili belediye bunu yapıyor. Sadece bu değil. Daha önce de Üsküdar Belediyesi'nde Demet Akalın'ı çıkarmıştı. Geçen sene olması lazım. Demet Akalın'ı bir de Betizm denen bir tane abuk subuk hareketler yapan bir e, kızı çıkarmışlardı. Orada da sormuştum. Aynı soruyu. Demiştim ki, e, Sayın Hilmi Bey, e, siz kendi çocuklarınıza bunları mı örnek gösteriyorsunuz? Eğer göstermiyorsanız halkın çocuklarına, bizim e, çocuklarımıza neden bunları örnek gösteriyorsunuz? Neden bunları çıkartıyorsunuz? Yani bunun... E, Anlaşılır hiçbir tarafı yok. Elle tutulur hiçbir tarafı yok. Ben de bunlarla alakalı e, tweetler attım. Bakın onları da sizlere göstermek istiyorum. AK Parti dindar nesil yapacağım söylemiyle yola çıkmışken belediyelerin Ramazan sohbetlerinde dahi abuk subuk isimlerin ağırlanması nemenen bir iştir. Hiç mi hassasiyetiniz kalmadı? Dindar nesil değil kindar nesil yetiştiriyorsunuz. Ve bunun ne yazık ki farkında bile değilsiniz. Bakın Z kuşağı işte Vav kuşağı arasında giden nesil işte bunu karşılaştırması vesaire yapılıyor. Ama maalesef bırakın Z kuşağını bırakın Vav kuşağını G kuşağıyla karşı karşıya kalmaya başlayacağız böyle giderse. Çünkü yukarıda yazdığım gibi savunmaya yatırım harika ama çürüyen bir gençlik var. Ve buna yatırım yapılmıyor. Hem de eğitim sistemiyle. Fulbright eğitim sistemiyle. Ak gençlik desen hiyerarşik sevdasında. Hiyerarşi düzen. Ama bilmem ne başkanı aman şu başkanı aman bana başkan desinler şöyle desinler diye bu düzlemde hareket ediyor. Ve orada tutunamayanlar da TÜGVA'ya TÜRGEV'e gidiyor. Oralarda bir hiyerarşi düzen. Eskiden şu anda hiç tasvip etmesem de biliyorsunuz Saadet Partisi'nin altında Anadolu Gençlik vesaire vardı. Necmet Erbakan Hoca'nın büyük mücadelelerle kurduğu. Şu anda hiç tasvip etmiyorum yaptıkları çalışmalar. Onu söyleyeyim. Yani hepsini kastetmiyorum ama pek çoğunda bu noktada. Ama Avrupa'da sadece Türkiye'de değil Avrupa'da gençleri bile ihya etmeye çalışıyordu. Şimdi Avrupa'da ikinci, 3. 4. nesil Türkçe bile konuşamıyor. Kendi vatanından bir haber yetişiyor. Niye? Doğru düzgün bunları işleyecek bir dernek, STK vesaire yok. Şuursuz bir ge nesil yetişiyor. Gerçekten şuurlu gençlik yetiştirecek kurum yok ve çürüyoruz. Yani bir yandan Z kuşağı diyorsun, bir yandan V kuşağı diyorsun. Bunların ikisi arasında şey yapıyorsun. Aradan çıkacak kuşak G kuşağı olacak. G. Yani siz onun kuşan ne demek olduğunu biliyorsunuz. Maalesef bu kuşak çıkacak ve bunlar az önce gösterdiğim gibi aynen şu programlarla yapılıyor. AK Partili işte bu radyolarda bu programlar. Ve sadece bu değil. Ben bir tane örnek gösteriyorum. Bunun gibi daha pek çok Pek çok program var. Girin belediyelere saçma sapan isimleri ağırlıyorlar. Saçma sapan. Dünyanın parasını akıtıyorlar. Ve o isimlerle Ramazan programı adı altında maalesef şuursuz bir nesil yetiştiriyorlar. Yani bunu nasıl önüne çıkabileceğiz? Nasıl bunu şey yapacağız? Cumhurbaşkanı Erdoğan çırpınıyor. Dindar nesil diyor. e Bu yapılanlar nereye o zaman? E, bunlar nereye elle tutulur? Ne taraf var bunların? ya Üniversite, Ak Parti gençlik kolları, bunları da tweetini attım. Bakın onu da size okumak istiyorum bizzat. Bunları çünkü özellikle düşünerek ederek atıyorum. Şu soruyu sizlere de sormak istiyorum, özellikle Ak Parti gençlik kolları ne işe yarar? Buraya tweet olarak atmıştım, Twitter'dan bakabilirsiniz. Tamam? mı? Ben bunlar hani çekinerek falan değil. Hani bazıları diyor ya sen işte e, neydi parayı nereden alıyorsun? Oradan alıyorsun. Bunları yazabilecek adam. Oradan buradan para alabilecek biri değildir. Para alamaz bunları yazan adam. Bunları açık açık söyleyen kişi para filan alamaz. Ama ben yazmışım bak ne diyorum. AK Parti gençlik kolları ne işe yarar? Kaç üniversiteli gence ulaşıyor? Yahu HDP'nin aşağılık gençlik kolları gibi çalışan DHKPC bile daha fazla çalışıyor. Hem de aşağılık davalar uğruna. Yahu aşağılık davalar uğruna ölmeyi göze alıyorlar. Bu kadar e, iğrençler. Bunları söylüyorum ben bunları. Sakın sakın yanlış anlaşılmasın. Bunlar cehennemin dibine kadar yolları var. Ama ne diyorum aşağılık davalarında neler yapıyorlar? Bizim gençlik kollarımız yani nerede? Ne iş yapar? Adam doğudan geliyor üniversiteye veya iç Anadolu'dan geliyor. Sosyalizm, maoizm bilmem ne akımların elinde tutunup gidiyor. Kayboluyor. İmam hatipli gençlerimiz dahi kayboluyor. Ben bir ara üniversiteye ilk geldiğim zaman baktım sınıfta o birçok HDP'li yani sınıfın yarısı HDP'li. Ben bu arada söyleyeyim. Üniversitelerde AK Parti seçime girse bırakın birinci parti, ikinci parti bile zor olur. Bak bunu açık söylüyorum. Yeni üniversitede mezun olmuş ve yüzlerce kez üniversitelere, seminere gitmiş bir kardeşiniz olarak. Evet gencim. Hem genç olarak söylüyorum hem de yüzlerce üniversitelere, seminere gitmiş. Sadece Türkiye'de bile değil. İsviçre'sinden Almanya'sına, Viyana'sına, Slovenya'sına kadar pek çok yere gitmiş. Makedonya'sına kadar programlara katılmış biri olarak söylüyorum. Ve gittim. Üniversitede bir grup HDP'li vardı buluştuk. Dedim ki ya size bir şey söyleyeceğim dedim. Biz e, Türkçülük yapmıyoruz. Bizim sizde bir alıp veremediğimiz şey yok. Biz Kürt kardeşlerimize bu vatan millet için çalışanlara kurban oluruz. Bizim bir derdimiz yok. Bak dedim orada cami vardı gösterdim. Dedim ki bizim örneğimiz şuradaki camidir dedim. Biz burada buluşabilmeliyiz dedim. Adam bana kös kös bakmaya oradaki etrafındaki gençler kös kös bakmaya başladı. Ya dedim böyle bir baktım birçoğu ateist olmuş, birçoğu deist olmuş. ailelerinden bile, aileleri bile bir haber. Niye? Bunların eline düşüyorlar. O zaman gittim Kocaeli'de dedim. Kocaeli İl Gençlik Kolları'nın o bir şeyine dedim ki siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Buradaki gençleri kaybettik. On, benim işte Yozgat'tan gelen, Afyon'dan gelen, bilmem neden gelen imam hatipli gençler de bunların eline düşüyor. Niye? Orada bir işte şey oluşacak. Bir başkanlık, yoldaşlık vesaire. Ama gençlik kolları nerede? Nerede bu gençlik kolları? Bak burada işte soruyorum. Hem de aşağılık davalarında dost acı söyler. Üniversitelerde bir oylama olsa bırakın birinci partiyi ikinci parti bile zor olur. Ondan sonra. AK Parti feministlerin ve Kemalistlerin eline geçiyor. Bu neden bu neden dillendirilmiyor? Ortada içten içe kemirlen bir dava var. Vallahi ta içim yanıyor. Eğer böyle giderse bırakın Vav kuşağını Z kuşağı karşılaştırmasını G kuşağıyla uğraşmak zorunda kalırız. Kendinize gelin. Bunları son zamanlarda dillendirdiğim için beni işte yok bilmem şeyini satmış, davasını satmış, bunu satmış vesaire. Hayır kardeşim benim içim yanıyor. Ben bu gerçeği görüyorum, dillendirmeye çalışıyorum. Millet sus, susuyor olabilir. Ama partinin içerisine baktığınız zaman AK Parti büyüdüğü zaman çerçöp de içine bulaşmaya başladı. Bal arısı gibi çalışan bir bal düşünün, büyük bir bal. Bal arısı gibi çalışanlar da var işte reis gibi. Bir taraftan da çerçöp bunun içine birikmeye başlıyor. E bu biriktiği zaman e ne olacak? O zaman ele geçmeye başlıyor. O bal yenecek bir bal olmamaya başlıyor. Davanın içi mahvoluyor, yok oluyor. Yani partinin içerisine bakın, harcanan hocalara bakın. Ebu Bakır, Sofoğlu, Ahmet Şimşirgiller, Abdurrahman, Dilipaklar bunların hepsi harcandı. Hatta öyle bir harcanıyor ki ben burada yayına konuk aldığım zaman aşağıda yorumlarda görüyorum bunu niye konuk aldın diye. Lan o hakka aykırıyor, doğruyu söylüyor. He? Bak bakalım kaç tane İstanbul Sözleşmesi'ni savunan vardı. Kaç tane? Hani şey diyorlar diye reisin izni olmasa bunlar yapılmaz. E demek ki bak reis iptal etti. Demek ki her şey reisin istediğiyle olmuyor. Savunuyorlardı sonra R yaptılar. Hani diyorlar ya ya kardeşim reis söylüyordur. E şimdi Mehmet Boynu Kalın Hoca için aynısını diyorlar. Mehmet Boynu Kalın Hoca'yı işte reis aldı bilmem ne yaptı. İstanbul Sözleşmesi'nde de aynısını söylüyorlardı. Aynı şey söylemler vardı. işte reisin bu talimatıdır. Reis buna şey yapıyor. E, Mehmet Bonukalın Hoca da şimdi alındı. Büyük ihtimalle görevden istifa ettirildi. E, büyük ihtimalle bu kadar çok baskı bu kadar çok şey yapıldığı için yani e, bu partiye ben açık söylüyorum AK Parti reisin yükünü alması gereken bir parti ama tam tersine reise yük olur hale geldi. Ve öyle bir şey var ki bakın size soruyorum. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan yani e, parti de olmasa AK Parti bir daha seçim kazanabilir mi? Bir dava partisi olmaktan ne kadar uzaklaştığını buradan görebilirsiniz. Yani bunların bu gerçekleri dillendirmemiz gerekiyor. Ben size söylesem CHP'li milletvekilleri sayın desem AK Parti'den daha çok sayarsınız büyük ihtimalle. Bunu bir düşünün. Neden böyle? 3 kat dört kat daha fazla milletvekili var. Çünkü pasifler. Bir fikir belirtmeyeyim. Aman benim fikrim olmasın. Niye? Yarın işte Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı bir şey söylerse R yapmış gibi olmayayım bilmem ne yapmayayım. Fikir adamlarından çok böyle boş söylem adamları yetişiyor. Benzer şey işte bu YouTube'da yayın yapanlar da böyle maalesef. Dillendirmiyor. Ondan sonra biz arada kalıyoruz. Hem o taraftan dayak yiyorum hem bu taraftan dayak yiyorum. Kardeşim hakkı söylemeye çalışıyoruz. İçim yandığı için ta ciğerlerim parçalanıyor. Gerçekten ciğerim parçalanıyor. Neredeyse bak oturup burada... Yani gözleri dolu insanın. Bu kadar mücadele edildi. 28 Şubatlar yaşandı. 15 Temmuzlar yaşandı. Bu kadar mücadele edildi. Ama gel gelelim doğru düzgün bir yetiştirilecek bir gençlik. Bunlar için uğraşacak fikir adamları. Bunlar parça pintik ediliyor. Bunlar yok ediliyor. Yani bu, bu gerçekleri görmemiz gerekiyor. Partinin içerisine baksan. Yani şu anda MKYK'ya bak. Doğru düzgün bir tane fikir adamı doğru düzgün yani Metin Külün kardeş birkaç kişi arıyorum ama bazı söylemleri onların da yanlış bulduğum söylemleri var. Yani Geçen baktım yani üzülüyoruz ya. Gerçekten bu çok üzücü bir hale gelmeye başladı. Yani e, burada mücadele edenler var. Davaya ne katarım diyenler var. Bir de dava bana ne katar? Nereden ne malanırım? Nasıl ne malanırım diyenler var. İşte Kürşat Ayvatoğlu örneğini gördük. Kürşat Ayvatoğlu örneğinde ne oldu? İlk kime konuştu? Nevşin Mengü'ye konuştu. Bana ulaştı Nevşin Mengü. Bizzat bana ulaştı. Yani bu olaylar Boşuna değil AK Parti'nin içerisi adeta diyorum ya Feminist kemalistlerle kaynıyor İçerisinde bunlar var Bunlar daha patlak verecek göreceksiniz O zaman belki bu genç kardeşinize hak verirsiniz Şimdi sakalımız böyle bir şey çıkmıyor diye Gerçi ben de düzgün çıksın diye kestim ama Sakalımız çıkarsa belki dersiniz ki Ya kardeşim haklıymışsın Burada e, ciddi sıkıntılar var diye Yani Allah Sorumuzu hayır eylesin Uh, Rabbim. him.